havaların ısınmasıyla, camların kapıların ardına dek açılmasıyla daha sık karşılaşmaya başladığımız zor bir durumla baş etmenin yollarını keşfediyoruz bugün. Biliyoruz, onlara zarar vermek istemiyor. Elbette kışın yuvalarında açlıktan ölmelerini falan istemiyorsunuz. Ama mutfağın dört bir yanını sarmalarına, kapıdan bacadan girip evi talan etmelerine de göz yumacak değilsiniz. Gelin zarar vermeden bu küçük yaratıklardan nasıl kurtulacağınıza hep birlikte bakalım. Sirke. Evde kimyasallardan uzak bir şekilde temizlik yapmak için sık sık başvurulan o sirke, karıncalardan kurtulmanın da en keskin ve temiz yollarından. Sirkeli su hazırlayın ve karıncaların uzun ince şeritler halinde giriş yaptığı alanlara bu suyu ister püskürterek, isterseniz de bir bez yardımıyla sürün. Karıncalar sirkenin kokusunu alınca bir daha gelmek istemeyecekler. Böylece siz de onlara hiç zarar vermeden onlardan kurtulmuş olacaksınız. Dilerseniz hazır sirkeli su yapmışken içine biraz da taze sıkılmış limon suyu ilave ederek karışımı güçlendirebilir. Hatta hazırladığınız suyun kalanıyla mutfağı da şöyle bir güzel temizleyebilirsiniz. Karar sizin. Acı biber. Acı biber de keskin aroması nedeniyle karıncaların sevmediği bir kurtarıcı. Eğer siz de evinizi dönem dönem basan karıncalardan şikayetçiyseniz bir tencerenin içine bolca su koyup içine acı biber atın. Tercihen Arnavut biberi. Ardından suyu bir güzel kaynatın. İyice kaynayan ve acı biberin aromasını içine hapseden suyu alıp biraz ılıklaştırdıktan sonra yine diğer yöntemlerde olduğu gibi karıncaların istila ettiği alanlara bir bez yardımıyla sürün ya da bir sprey şişesine koyarak püskürtün. Tarçın. Karıncaların mutfağa basmasını engellemek için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri tarçından destek almak aslında. Tarçının kokusundan pek hoşlanmayan, bu nedenle de tarçın kokusunu aldıkları yerlerden uzak duran karıncaları toz ya da çubuk tarçın kullanarak, hatta tarçın yağı kullanarak evinizden, mutfağınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Eğer karıncaların evinize nerelerden giriş yaptığını biliyorsanız tam o noktalara çubuk tarçınlar bırakabilirsiniz. Pencere ya da kapıların yakınına bırakacağınız çubuk tarçınlar karıncaları uzaklaştırmaya yetecektir. Nane yağı. Nane yağını tanıdıkça anlıyoruz ki aslında bizim düşünebileceğimizden bile faydalı bir yağ kendisi. Burun tıkanıklığından horlamaya birçok soruna çare olabilen nane yağı bu kez de şaşırtıcı bir kullanım alanı ile karşımızda. Karıncaların yollarını kaybetmemek için bıraktıkları o özel kalıntıların kokusunu silip süpürebilen nane yağı da onların evinizden uzaklaşmasını sağlayacak. Bir sprey şişesine su doldurun ve içine 10-15 damla kadar nane yağı damlatın. Ardından bu suyu karıncaların gelip geçtiği alanlara püskürtün. Tebeşir bebek pudrası. Karıncalardan kurtulmak için giriş yaptığı yerlere bebek pudrası dökmek ya da yine bu alanları tebeşirle boyamak ilk kimin aklına geldi? Nasıl oldu bilmiyoruz ama en etkili yöntemlerden olduğu biliniyor. Karıncaların mutfağa ya da evinizin diğer bölümlerini istila etmeye nereden başladığını saptayın ve giriş yaptıkları bu alanlara bebek pudrası dökün ya da bu bölgeleri tebeşirle bir güzel çizin. Bebek pudrası veya tebeşir nedeniyle bıraktıkları izleri bulamayacak ve birbirlerini takip edemeyecek olan karıncalar evinize bir daha uğramak istemeyecekler.